Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi biraz önce canlı yayına girdik yanlışlıkla. benim de kafa gitmiş arkadaşlar. Şimdi birleşim için ne demiştik değerli dostlar hatırlayalım. Buradaki e, 10 55'ler bizim için yükselişin başladığı seviyeler olduğunu söyledik. 10.55'in üstünde bir günlük, iki günlük, üç günlük kapanışlar bizi ciddi seviyelere taşıyabilir. Yalnız 10.55'in altı kapanışlar bizim için hala bir düşüş senaryosu var demek. 9.60 teknik olarak bir destek çizdik. Ne desteğidir? Bu da halka arz fiyatının olduğu yerdir. O da biz destek niyetinde aldık. Altıda kesinlikle stop loss olduğunu da söyledik. Şimdi tekrar 10.55'in üstünde kalıcı bir şekilde çıkar ise 11.30 ve 13 teknik hedef olarak karşımıza çıkar. Ama 10.55'in altı olduğu sürece oralarda yani 9.60 ile 10.55 bandı arasında bir oyalanma süreci olabilir. Yarın öbürsü gün hacim yani buradaki geçen gün yani dün hacim çok güzeldi. Bir anda bir satış yedi endeksle beraber o da düştü. Ee, biraz artık, artık güç toplaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım kendimize. Tamam. Şimdi bir sonraki isemiz hangisi? Ege Pro. Evet, 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 evet. Ege Pro arkadaşlar teknik anlamda zaten bir onay sürecinde çıkmış gibi duruyor. Şimdi artık biz ne baz alıyoruz? 27 80'leri, 27 78'leri destek noktası olarak biliyoruz. 27 80'in altı kapanışlar gelmediği sürece teknik anlamda güzel görüyoruz. 31 ile 31 15 ile 37 80 bandı arasında bir oyalanma sürecinden bahsettik. 31 16 kırıldığı gibi bizi 18 20 seviyesine taşıyabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tavsiyesi hiç değildir. Şimdi ee, pın suyu istemişsiniz. Pın pın su pın su. Pın su sanırım. Pınar su. Evet. Ee, şimdi destek noktası diyebileceğimiz yer şurasıdır ve en güzel yerindedir açıkçası. Alım için bence en güzel yerlerden bir tanesi ya tamam ya devam olacaktır arkadaşlar bu ise için. Ee, kesinlikle buranın altı kapanışlar yapmaması gerekiyor. O seviye neresidir? Ee, 16.70 bence tam da desteğine yakın bir yerde gelebilecekse burada bir tepki gelmesi gerekiyor. Gelmezse de aşağıda kesinlikle stop loss olması gerekiyor değerli dostlar. E, teknik olarak güzel gözüküyor. Gözüme hoş geldi. Yani hacim hiç yok ise de ise bir ilgi alaka yok gibi duruyor şu an itibariyle ama eninde sonunda birileri çıkar bu hisseyi yukarıya doğru taşıyabilme ihtimali var çünkü ise şu an tam destekte, destek diyebileceğimiz bir yerdedir. Şimdi direnç olarak şuradaki büyük hacimli kırılımı Yapacağız Şuradaki e, Hacimli kırılım Bizim için Önemli bir destek noktası Olabilir arkadaşlar pardon direş noktası olabilir e, Zaten burada da Geri dönmüş değerli dostlar O yüzden şu bandı arasında takip eden adam Herhalde para kazanır gibi mi Geliyor e, Bunu kim sormuşsa Güzel bir yerde eğer yeni e, girmeye çalışır isen Buralar artık alım yerleri Alım yerindedir Öyle söyleyeyim alım yerinde Alım yerinde 6 kesin stop. Yani adamlar burada alım yapar. Nerede yapacaklar? Başka nerede yapabilirler? Bu ise de en güzel seviyeler buradaki seviyeler olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi e, DESPC. Buna bir grafik çalışmamız yok arkadaşlar. Destek noktası burasıydı. Buradaki dipti. Ondan sonra burayı kırdı. Ha. Ondan sonra bizim direncimiz şuradaydı. Şurayı da kırmış. Bu bizim için güzel bir şey ifade eder. Şimdi size bir nokta söyleyeceğim. Buranın altı kesinlikle stop loss. Bakın buranın altı kesinlikle ama kesinlikle stop loss olması gerekiyor değerli dostlar. Öbür türlüsü gidecek nesi var. Bir de arkadaşlar şeyine şeyini inceledim geçenlerde. Çok hoşuma gitti bilançosu falan. Ee, çok hoşuma gitti. Umarım en güzel yerlere gelir arkadaşlar. Burada biraz grafiği güzelleştirelim. Şimdi değerli dostlar buradaki kırılım gelmiş artık. Yani buranın üstünde olduğu sürece teknik anlamda bizim için bir alt sinyali öğretir. Yani 10.95'in üstünde olduğu sürece takip edilir. Devam edilir. Yalnız burada sürekli bir satışıyor. Sürekli bir satışıyor. Dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle buranın altı stop loss Aslında bu hisseyi çok iyi takip ettim arkadaşlar. Dedim ki yani keşke hani buraya çarpıp aşağı doğru gelse. Yani çok güzel bir hisse hikayesi var. Hikayesi nedir diyecek olursanız hikayesi bilançosu güzel arkadaşlar. O yüzden şuradaki rakamlara doğru bir sıçrayış gelebilirdi. Yani şuraya kadar bir yükseliş söz konusu olabilir hala. Teknik anlamda olumlu karşılıyoruz değerli dostlar. Ama e, dediğim gibi hisse çok güzel gözüküyor. Bilançosu çok iyiydi. O bilançoyla beraber e, önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha güzel seviyelere gelebilir. Şimdi e, bir sonraki hissemiz Ülker. Ülker'e bakalım. Evet ülker için aynı şeyler söz konusu grafikte herhangi bir bozulma yok teknik anlamda güzel duruyor 12 45 lere kadar gidebilecek bir sıçrayış var buralarda bir oyalanma süreci söz konusu olabilir çok da önemli şeyler olduğunu düşünmüyorum Hani şuralarda artık yavaş yavaş en sonunda buradaki seviyesine gidebilir değerli dostlar güzel insanlar ee, sadece bu ise de biraz sabırlı olmak gerekiyor. Teknik anlamda çok güzel gördüğümü söylerim. Yani destek noktası şuradaki seviye 18.70'lerdir arkadaşlar. Yanınıza yazın. Soran kişi mutlaka 18 70 ile 18.80 arası takip etsin. Yani altı kapanışlar da stop loss ama bu ise teknik olarak güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani kesinlikle devam edilebilir bu ise. Bir sonraki isemiz Genil. Genil ile Başlayalım değerli dostlar. Şimdi genel, biz geçen gün ne dedik arkadaşlar? Ee, bizim teknik desteğimiz 14-30 seviyelerdir. 14 seviyesinin altı kapanışlar olmaması gerekiyor çünkü grafik bozulması yaşanabilir. Yani bizim direncimizin kırılması için şuradaki seviyeler e, hatta. Daha önce 15-20 sonra 15-15 şu an 15 TL'nin üstü kapanışlar gelmesi gerekiyor. 15'in üstü kapanışlar gelirse bu sefer ne diyeceğiz arkadaşlar? Bizim için bir yükseliş sanaryosu bizi nereye kadar taşıyacak? bu yükseliş senaryosu şuradaki 16-80 seviyesine kadar taşıyabilme durumu söz konusu olabilir. Teknik destek 14.30'lardır. Sabır kazancı getirir. İçindeki yatırımcılar sabırlı bir şekilde beklemek gerekiyor. Yani burada güzel bir oluşum var. O oluşum ne zaman devreye girer onu hep beraber izleyip göreceğiz. Ama o oluşum elinde sonunda gelecek, çarpacak, gelecek, çarpacak sonra olabilme durumu var arkadaşlar. Tabii bu bir öngörü çalışmasıdır. Olmayabilir. 14-30'larda da e, ısrar etmemek gerekiyor. E, satış e, yani artık elimizden çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, bir sonraki videoya geçelim. Bir sonraki videoda hemen karşınızda olurum. Bu arada e, ben videoları atarken de böyle müzik dinlemeyi seviyorum. O yüzden burada Uyanış Büyük Selçuklu'nun müzikleri, mehter marşı var. Hoşuma gidiyor. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.